Memiş Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi siz burada küçükbaş ve büyükbaş hayvan alım satımıyla birlikte burada kesim hizmetleri yapıyorsunuz. Kurbanlık, evet. Adaklık gibi çalışmalar. Şimdi genel hizmetlerinizi konuşacağız. Önce sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Memiş Kıl kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Ben Muğla Fethiye Karaçoğa doğumluyum. Evet. Kaç yıldır sektördesiniz? Aşağı 35-40 yıldan beri bu hayvancılık işi yapıyorum. Kim başlattı bu işi? Babam mesleği. Ondan sonra bize geçti. Bizden oğlana geçecek. Babamızın adı ne? Ahmet Kıl. Ahmet Kıl. Şimdi bu kurucusu 40 evet. yıl önce başladı hikaye. Siz de yanında yetiştiniz. Evet. Peki şimdi dile kolay. Bu kadar yıl ayaktasınız. Evet. Sektörü buraya taşımışsınız. Bir de oğlunuz var, yenge evet, var. Bu da ailece. Aile boyu devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Peki öncelikle burayı bir konuşalım. Kaç metrekare bir tesis burası? Aşağı burası 3000 metrekare. Evet. Bir de çiftliğiniz var sizin. Yayla 8'de aşağı yukarı 30 dönüm büyük bir çiftliğim var. Evet. Mesela hayvanlar orada yetişiyor. Burada burası satış yeri. Orası biraz yüksek rakamlı yüksek, bir yerde mi? 1300 rakam. Evet, yani hayvanların orada yetişmesi daha mı iyi olur? Evet, daha sağlıklı, daha iyi. Evet. Yani, yayla havası var. Orada hayvan daha iyi oluyor, daha sağlıklı oluyor. Peki, şimdi siz hayvanları nerelerden alıyorsunuz? Hayvanları nereden alıyoruz? Yani yakın bölgelerden Burdur, Isparta, Antalya. Yani biraz Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi. Mevsim, iç Anadolu'ya gidiyor yaza doğru. Evet, farklı illerden. Farklı illerden. Neler var elinizde şöyle hayvanlar? Elimizde küçük baş olaraktan erkeş var, kuzu var. Koyun var, oğlak var, evet. Büyükbaş olarak her türlü büyükbaş var elimizde mevcut. Böyle değişik hayvanlar da var sizde, keçi var. Var, kara keçi var, mısır keçisi var olaraktan var, sahnen var, evet. Halep var. Bir de merinos var. Koyun sürüdüğünde merinos var, sakız var, övese var. Evet, yani her çeşit hayvan elimizde var yani. Yani küçük başta aklımıza gelebilecek aslında bütün hayvanların cins ve ırkı sizde var, var anladığım var. Kadarıyla. Peki siz bu hayvanları alırken neye dikkat ediyorsunuz? Gidip kendiniz mi inceliyorsunuz? Tabii. Önce her şeyden önce sağlığı. Evet. Ondan sonra et kalitesi, eti. Adam nasıl bakılmış, bakıldığı yer önemli. Evet, bunlar önemli. Evet. Bunlara dikkat edip evet. getirdiniz. Burada bir besleme aşaması var. Burada neye dikkat ediyorsunuz? Burada da tabii, suyudur, yemidir. Tabii yemleme konu çok önemli. Günde ne kadar böyle bir yem veriliyor? Belli bir kotanız var mı? Sayısına göre 1 kilo, 1,5 kilo hayvan yiyeceğine göre, alışkın olduğu yeme göre devam ediyoruz. Evet. Mesela yonca veriyoruz, fi veriyoruz, arpa, buğday gibi şeyler veriyoruz. Bunlarla destekliyorsunuz. Bunlar aslında normalden doğa besleyici gibi bir şey gibi yani. Evet, peki. Yani herkesin evindeki beslenebileceği şekilde hayvan yaşıyoruz yani. Şimdi bölge insanı bir de size gelip burada çeşitli hizmetler alıyor. Neler evet, yapıyorsunuz? Evet. Kesim bölümü de var sizde. Mesela adam düğün edecekse hayvan kesi veriyoruz, doğrayıyoruz. Sadaka kesecek oluyor. Evet. Kesi veriyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, kurbanlığını, adaklığını, her türlü hayvanı bizde mevcut bulabildikleri için her şimdi, zaman... Burayı gelip bir geziyorlar. Tabii, hayvanı tabii. seçiyorsunuz. Seçiyorlar, beğeniyorlar. Pazarlığını yaptınız. Pazarlığını yapıyoruz. Daha sonra da kesim var burada. İsteyen kendi evine götürüyor canlı olarak. İsteyen burada kesiveriyoruz. Kesim bu hizmet de var sizde. Kesim hizmeti burada bir ücretsiz oluyor. Burada bir ustamız var, kasap ustamız. Kasap ustamız var, devamı iş yapan. Evet, peki şimdi ustam sektörle ilgili geldiğin noktadan memnun musun? Memnunum. Hedefinde neler var? Yani bu işini daha büyütmeyi düşünüyor musun? Tabii, sağ olduğum sürece daha iyi hizmet vermeye, daha büyük iş, daha ilerlere gitmeyi hedefimiz var. Zaten oğlunuz da yanınızda. Tabii, bu baba mesela, babadan bize geçti. Bizden daha oğluna geçecek. İşte böyle devam ediyor. Aile boyu devam ediyor. Peki. Büyükbaşta neler var sizde? Büyükbaşta dana var, inek var, düve var. Her evet. türlü büyükbaşta da var yani. Sezonda kurbanlık. Ne kadar elinizde hayvan oluyor? Sezonda ne kadar hayvan oluyor? 300, 500, 700, 800, 1000 devamlı alıyor, satılıyor. Evet. Evet. Peki. Başarılarınız daim olsun diyelim. Bir de son olarak sizi destekleyen, tercih eden şöyle bölge insanına bir teşekkür ve son sözlerinizi alalım. Tabii bizi tercih eden bütün halkıma çok teşekkür ederim. Evet. Bunlar ben en iyi hizmeti, en düzgün bir hayvan vermeye her zaman burada yetiştirmeye hazırım. Evet. Kalite hiçbir zaman için Bodrum'da daha iyi kaliteli hayvan yetiştirmeye devam ediyorum. Evet. Bunu sözünü, taahhütünü vermiş olalım o evet. zaman buradan. Bir de teşekkür ederim şöyle herkese. Ben basın mensubuna
çok çok teşekkür ederim. Evet. Bizi tercih ettiğiniz, bu kadar geldiğiniz için. Evet, peki. Biz de size teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Bir de son olarak bu celep nedir? Bir celep, ismi bizim mesleğimizin adı. Adı. Bu hayvan alıp satanlara bizim bu arada celep derler yani. Celep deniyor. Böyle buraya da yazmışsınız kartınızda, evet. Çünkü. Peki. Ben size eşiniz burada, oğlunuz, çalışanlarınızla birlikte başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir hizmetinizde İnşallah. Tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun.